100 bas puanlık indirim geldi. 100 bas puanlık indirim beklenen bir indirimdi. Hemen hemen herkes tarafından konuşulan bir indirimdi ama Yalçın Hocam'ın da söylediği gibi beklenen indirim olsa da inat ve kararlılığa devam ediyorlar. Yani yeni bir ekonomi model olarak adlandırdıkları bir modelde ısrarcı olacakları kesin. Önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerine devam edeceği görülüyor. Nereye gideceğiz belli değil. Türkiye ekonomisini bir belirsizliğe, Türkiye ekonomisini bir sapmaz, çıkmazın içine sürüklüyorlar ve sürüklenen bu ekonomiden nasıl çıkacağımız hiçbirimiz tarafından çok da tahmin edilemiyor. Hep birlikte göreceğiz. Büyük bir belirsizlik hakim diyorsunuz. Bu arada dolar TL kuru da 15,62 seviyesini gördü an itibariyle. Karar açıklanmadan 5 dakika önce 15,18 seviyesindeydi. Ve 62'yi de gördük. Şu anda 15-60. Hemen bir kapalı çarşıya gidelim. Ayaklı borsada bu kararın etkisi nasıl olmuş? Muhabir arkadaşımıza sözü bırakalım. Sonra değerli konuklarımızla biraz sonuçlarını konuşuruz belki. Engin sendeyiz. Evet, Begüm Han Aydoğan beklendiği gibi oldu. 100 bas puan indirime gitti. Merkez Bankası faiz indirimi yaptı ve ayaklı çarşıda yine o gergin ortam oluştu diyebiliriz. Şu an için buradan aldığımız izlenimlere göre dış piyasada da 16'nın üzerine çıktı diyorlar. Dolar gördüğünüz gibi tüm elektronik ekranlar şu anda kapalı durumda. Kapalı çarşıda şu anda hepsi kapatıldı. Yayınımızın öncesinde de kararın öncesinde de dile getirmiştik kapanacak diye. Hemen hemen şu anda tüm döviz büroları elektronik ekranlarını kapattı ve tüm işlemleri durdurdu. Çünkü dalgalanma birdenbire gelmeye başladı. Yayın öncesinde Reşat Yılmaz'la konuşmuştuk. O da 100 bas puan indirime gidileceğini söylemişti. Kendisi de şu anda burada bir son durumu kendisine sormak istiyoruz efendim. Öngörülmüştü aslında 100 bas puan indirime gidilecek denilmişti. Şimdi neler olacak? Şimdi gerçekten beklenti aslında bir nevi satın almıştı. 16,5 seviyeleri de hızlı şekilde test etme ihtimali çok yüksek. Zaten yükseğe 15-70 seviyelerini gördü. Örneğin döviz buraları da şu anda tabelaları kapattı. Beklenti daha yukarı gidecek yöndedir. Tansiyonun da düşme ihtimali yoktur. Gerçekten 17-18 seviyelerini de dolarda görme ihtimalimiz çok yüksektir yani. Teşekkürler. Begüm Han Aydoğan, Reşat Yılmaz dedi ki 17-18 seviyelerini görmemiz çok yüksek ihtimal. Çünkü dolar faiz kararının açıklanmasının hemen ardından ani olarak yukarıya doğru çıkışa geçti ve çok büyük bir şekilde hareketlilik yaşanıyor. Kapalı çarşıda da yansıyor şu anda. Gördüğünüz gibi ayaklı borsa artık yavaş yavaş dışarıya doğru taşmaya başladı. Çünkü tepki gösteren vatandaşlar da var. Gerginlik gerçekten had safhaya ulaştı yine kapalı çarşıda. Özellikle son zamanlarda açıklanan kararlarda faiz indirimi sonrası kapalı çarşıdaki tablo tam olarak bu. Gerginlik var. Hala şu anda elektronik tabelalar açılmış değil. Biraz daha yukarıya gidip diğer elektronik tabelalara da bakmak istiyoruz ama hemen hemen hepsi aynı şu anda. O tabelaların hepsi kapalı ve şu anda kimse işlem yapmıyor kapalı çarşıda. Şu anda inanılmaz bir şekilde karambol var diyebiliriz. Vatandaşlar bu kararı bekliyordu. Sabahtan itibaren burada yerlerini almıştı ve şu anda sıra halinde ellerinde telefonlarla ne yapacaklarını düşünüyorlar. Hemen arka tarafımızda göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi vatandaşlar şu anda kapalı çarşıda endişeli bir bekleyiş içerisinde. Aslında öngörülmüştü sabahki yayınlarımızda da. Herkesin ortak düşüncesiydi, ortak öngörüsüydü 100 bas puanlık indirim. Konuşulan oldu ve Merkez Bankası 100 bas puanlık bir indirime gitti. Şu anda direkt olarak bu dalgalanma kapalı çarşıya da yansıdı. Bakalım önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki dakikalarda neler olacak? Elektronik tabelalar açıldıktan sonra dolar, euro ve altın kuru kaçı görecek? Bu gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Peki şimdi bu son kararla birlikte enflasyonla faiz arasındaki makas da biraz daha açıldı. Bir yandan da bir düşüş var dolar TL kurunda. Acaba yeni bir müdahale geliyor olabilir mi Yalçın Bey? Yani 4 kere müdahale oldu gerçi ama yeni bir müdahale oluyor olabilir mi? Ben şu anda piyasa ekranını göremiyorum size bağlandığım için ama müdahale olsa bile bunun sonuç doğurmayacağını Türkiye çok sık yaşadı ve gördü. Hatırlayacaksınız 128 milyar doları harcadığımız dönemde bile kurlar ancak 2 ay belli bir seviyede tutulabildi. Ondan sonra geldi ya şu anda 16 liraya ya da 15,5 liranın üzerine gelmiş bir kurlarla karşı karşıyaydı. O müdahalelerin sonuç vermesi mümkün değil. Neden mümkün olmadığını biraz önce sizin yayınınızda izledik. Bakın döviz büroları piyasa yapıcı kurumlar. Ne demek piyasa yapıcı? Bunlar kurları speküle etmezler. Alım satım arasındaki fiyat farkından para kazanırlar.
Çünkü birileri getirip satacak, başkaları alacak, aradan para kazanırlar. Ama görüyorlar ki şu anda dolar satmak isteyen kimse yok, herkes dolar almak istiyor. Dolayısıyla döviz büroları artık piyasa yapıcı olmaktan çıkmış bir spekülatör olmaya dönüşmüş. Çünkü dolar kurunun ya da euronun ya da altının gram fiyatının nereye gideceği konusunda tahminde bulunamıyor. Siz bu kadar önemli göstergeleri, doları, euroyu, altını fiyatlayamıyorsanız ve bunları ekranlarınıza yansıtamıyorsanız, özellikle döviz büroları profesyonel birimlerdir, bu piyasayı takip edenler, bu Türkiye'deki belirsizliğin ne kadar yüksek bir seviyeye geldiğinin çok açık bir göstergesi. Anlaşılan o ki döviz büroları da şu anda ellerinde bulunan dolardan ya da eurodan olmak istemiyorlar. Fiyatlar biraz daha otursun diye bekliyorlar. Ama sonuç olarak şunu söyleyeyim. Döviz müdahalesiyle zaten Merkez Bankası'nın rezervi de buna yeterli değil. Kurları baskılamaları mümkün olmayacaktır. Her müdahale cebinde bir miktar TL'si olan için alım fırsatına dönüşecektir. İleride çok daha yüksek kurlarla karşı karşıya kalır. Bütün bunların yaşanmasına hiç gerek yok. Bütün bunların yaşanmasının tek bir sebebi var. İktidarın faiz indirim konusundaki ısrarı. Bu ısrarın açıklanabilir bir tarafı yok. Neden bunda bu kadar ısrar ettiklerini de anlayabilmiş değilim. Fakat 84 milyona çok ağır bir ekonomik fatura çıkardıkları da açık. Ne yöne doğru gidiyoruz Sayın Yalçın Karatepe? Yani şöyle başka bir dönemle kıyaslasanız ne yaşıyoruz, neyin içinden geçiyor olabiliriz? Daha iyi anlayabilmeniz açısından. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda yaşadığımız ekonomik kriz 2001 krizinden çok daha ağır. 2001 krizinde bir gecede uyandık, dalgalı kur sistemine geçtik. Kurlarda bir sıçrama oldu. Sonra önümüze bir program konuldu. İşte Mayıs ayına gelinceye kadar Türkiye'de ekonomik anlamda taşlar yerine oturdu. Fakat maalesef şu anda içinde bulunduğumuz durum yeni bir şey değil. 2018 yılından bugüne kadar Türkiye gittikçe derinleşen ekonomik bir krizin içerisine sürüklenmiş vaziyette. Ve buradan çıkışa yönelik de işaretleri herhangi bir yerde görmüyoruz. İktidarın bu krizi yönetebilme kapasitesinin de ben kalmadığını düşünüyorum. Bugün aldıkları faiz kararı da bunun en somut göstergesidir diye düşünüyorum. Bakın kurların kontrolden çıktığı, enflasyonun 30'lara, 40'lara hatta 50'lere gitme ihtimalinin çok güçlü olarak karşımızda durduğu, hiç kimsenin fiyatlama yapamadığı bir ekonomiyi yönetemezsiniz. Özellikle faizleri indirerek hiç yönetemezsiniz. Yapmış olduğunuz şey aslında yangına körükle gitmek olur. Ben iktidarın bu ısrarını bir iktisatçı olarak anlayamıyorum maalesef. Peki, ekranımızda da yazıyor faiz sebep, netice dolar 15,66. Yayınımıza eski devlet bakanı Ufuk Söylemez de katıldı. Sayın Söylemez hoş geldiniz yayınımıza. Sizi bir 5-6 dakika geç alma tercihinde bulunmuştuk. Öncesinde konuştuk. Kararı, gerekçeyi bize lütfen yorumlayın. Hem 100 bas puanlık indirimi hem de karar metninde ne yazıyor? Buyurun sözü sizlere bırakalım. Evet. Evet, maalesef talihsiz bir karar aldı tekrar Merkez Bankası. Daha doğrusu iktidar aldı bunu. Merkez Bankası'nın artık bağımsız karar verme yeteneği olduğunu zannetmiyoruz hiçbirimiz. Aklı başında bütün ekonomistlerin aylardır, günlerdir yaptığı uyarıları dinlemiyorlar. Yine faizin sebep olduğu yolundaki inatlarını, ideolojik saplantılarını bütün dünyanın tam tersi olmak üzere sürdürüyorlar. Türkiye dünyadan bugün itibariyle de zaten negatif ayrıştı. Amerika bile faiz artırımına gidecek, enflasyon 6 olduğu için önümüzdeki yıl. Bunu hemen hemen dünkü kararından sonra iyice netleşti. Fed'in kararını hep beraber izledik, görüyorsunuz. 3 tane 2022, 3 tane 2023'te olmak üzere faiz artırımına gidecek. Bu şartlarda hiper enflasyonu göze almış gözüküyor hükümet. Yani bu kurlarla Türkiye'de iğneden ipliğe, benzinden ilaca kadar ağır ve anormal zamlar geleceği, insanların yaşam şartlarının ağırlaşacağı, korkunç boyutlara geleceği hatta aşikar. Bu karar ekonomideki yangına benzin dökmek gibi bir şey. Yangına körükle gittiler. Yani benim onlara hatta dün başka bir televizyon kanalında sorduklarında bugün için faizi %25'e çıkarmalarını önermiştim. Yanlış anlaşılmasın. Kimse, aklı başında hiç kimse kendi ülkesinde yüksek faizi ödemeyi veya ekonomisinin krize girmesini istemez ve beklemez. Yani ama aklın bir yolu vardır ve ekonominin gerçekleri vardır. Bunlardan uzak ideolojik inatlarla deneme yanılma tahtası gibi hareketlere falan girmek yanlış. Ekonominin kitabını yazdık diyenler
Türkiye'de hiperenflasyona sebep olacaklar. Ve benim görüşüm 94 krizinde olduğu gibi gün gelecek ama bunlar ama gelecek iktidar neyse bu faizleri kanamayı durdurmak, kurlardaki artışı ve enflasyonu kontrol altına almak için mecburen belki %30'lara, %40'lara çıkarmak zorunda kalacaklar. Bundan endişe ediyorum ben. Çünkü artık bir standby yapma için zaman da kalmadı. Yani IMF'ye gitseler, IMF bunlara mali sıkılaştırma, harcamaları kısın diyecek. Bunu yapamazlar. Niyetleri de yok. IMF'siz bir mali istikrar programı yapmaya kalkarlar mı? Onu da yapamazlar. Çünkü seçime çok az kaldığı için popülist bu iktidar. Onu da göze alamaz. Ben zaten kadroları, yetenekleri, birikimleri de buna müsait değil. Öyle görüyorum. Biat kültüründen gelmiş, eleştirmeyen, öz eleştiri yapmayan, önermeyen, sadece evet efendim diyen bir takım ehliyetsiz, kifayetsiz partizan bürokratlarla Türk ekonomisinin bulunduğu durumdan çıkacak bir mali istikrar programı hazırlanması ve uygulanması mümkün değil. İkinci mümkün olmama sebebi de biliyorsunuz toplumsal mutabakat da olmaz. Yani artık 5-6 ayda bir bakan, 5-6 ayda bir merkez bankası değiştiren bir siyasal iktidara ne güven kalır ne bir şey. Bu bir inattır. Yani böyle giderse doları 20 lira da götürür bunlar. Bunun bedeli ne olur? Devletler gemiler gibi batmazlar. Ama nasıl olur? İşte Yunanistan'da gördük. 10 yıl süren bir sefalet çekerler. Yoksullaşırlar, işsizlik artar, toplumsal huzur kalmaz, şiddet, terör her şey artabilir. Aile içi şiddet dahil. Yani zaten yaşıyoruz bugünlerde bunu. İşsizlik evet. Kuyruklarını, ekmek kuyruklarını yaşıyoruz. Maalesef siyasal İslamcı kafa ideolojik fantazisi ve inadı yüzünden faizi sebep olarak görüp enflasyonu umursamayan bir anlayışla dünyada 300 yıldır kabul görmüş tüm ekonomi uygulama ve politikalarına ve teorilerine aykırı bir saçma sapan iş yapıyor. Ben onların yeni ekonomi modeli dediği modele saçma ve çakma bir model diyorum. Böyle bir model ne dünyada var ne uygulanmasından sonuç alınabilir. Türkiye'deki ben herhangi bir muhalefet partisi adına konuşmuyorum ya da bir ittifak adına konuşmuyorum. Bizler bağımsız partiler üstü insanları şu aşamada. Dolayısıyla biz burada ülkenin iyiliğini düşünürüz. Ülke krize girmesin diye bakarız. Faizler elbette düşsün ama sen yangına körükle gidersen, ekonomik akılcılıktan, mantıktan, rasyonellikten uzak davranırsan Türkiye'nin ve sizin esasında başınız dertten kurtulmaz. Öyle gözüküyor. Ben bugünkü asgari ücretin de önemli olacağını düşünüyorum. Eğer enflasyonun üzerinde gerçek anlamda işçiyi, çalışanı ezdirmeyecek bir rakam vereceklerse bunun İşte Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi. Bence en doğru şey oydu. 300 doların üzerinde olması lazım. Asgari. Bugüne kadar hep 300 doların üzerindeydi asgari ücretler dolar bazında. Onu bakalım. Eğer onu tahminlerin, beklentilerin üstüne verirlerse bunlar artık bu kafayla seçime gidecekler. Çünkü işte para basacaklar. Kamu bankalarının sermaye arttırma kararı gelmiş. Az önce o da düştü ekranlara. Kamu bankalarına üçüncü kez sermaye arttırıyorlar 3 sene içinde. Kamu bankaları para basıyor yani. Bir anlamda Merkez Bankası bastığı paralarla kamu bankalarına ucuz ve bol kredi dağıttırarak işte böyle asgari ücretli belki enflasyon üzerine bir ihtimal tutabilirler. İşte bir geçici bahar yaratıp da acaba seçimi alabilir miyiz derdi var gibi geliyor bana ama onu da aylarca sürdüremezler. En geç yazın seçim yapmaları lazım. Belki onlar için de bir daha az hasarla kurtulmak olur ama bu ülkeyi, ekonomiyi bu hale getiren bir siyasal iktidarın seçim kazanması mümkün değil. Rahmetli Demirel'in lafı var Begüm Hanım. Biz onun talebeleri olduğumuz için yani onun bizim söyleriz tencere iktidarı devirir. Bu laf rahmetli Demirel'e aittir ve çok doğru bir laftır. Çünkü o da bunun ekonomik sıkıntılarda başına geldiğini yaşamış bir insandır. Bu tencere bu iktidarı götürür. Yani artık peki bu iktidara biz bir şey öneremiyorum. Karar metnini okuyabiliriz mi Sayın Söylemez? Karar metni hala düşmedi önüme. Düşmedi. Bakıyorum açık önünde düşmedi. Ama işte onlar az bir ara kalmış diyorlar. Onu kullanacağız diyecekler. Muhtemelen budur. Ama bunu asgari ücret açıklandıktan sonra beraber değerlendirmek sanki daha sağlıklı bir bakış açısı olabilir bizler için. Yani şu anda bir tarafı eksik oldu. Bir bacağı eksik. Bu 3 aşağı 5 yukarı piyasa tarafından bekleniyordu. Satın da alındı. Ama dediğim gibi bu kurlarla Türkiye'de iki şey ithal edeceğiz. Zaten dünyada enflasyon artıyor. Bir enflasyonu ithal ediyoruz. CDS'lerimiz yükseldi. Bir de oradan borçlanma maliyetimiz artıyor. Bir de içeride kurlarla bu maliyet olduğu zaman Türkiye'nin ekonomide gidebileceği bir yer kalmıyor. Yatırım falan da gelmez Türkiye'ye. Bakın onu da söyleyeyim. Keynesyen ekonomistler yatırım tuzağı der buna. Burada değerli profesör arkadaşlarımız var. Onlar gayet iyi bilirler. Böyle istikrarsız toplumsal güvenin olmadığı ortamda hiç kimse yatırım yapmaz. İçine çekilir ve
beklentiye girer. Dolayısıyla o bekledikleri yatırım da kurlar düştü, ihracat patlayacak. İhracat kapasiten belli, ölçek ekonomim belli. Bunu bir anda 3'e 5'e katlaman, kur istersen 25 lira olsun, mümkün değil. İşte ihracatı, ithalata yani kurların ihracatı etkisi öyle sanıldığı kadar birebir filan geçişkenli olan bir şey değil. Onu da göreceğiz. Yani tablo kötü. Ben keşke daha iyi şeyler konuşabilsem. Yani karamsar konuşmayı sevmem. Popülizm yapmam, muhalefete yaranmak için bilmem yangına körükle gitmem. Prensip olarak birçok ekonomist de bizim gibi düşünüyordur yani ekonomi. Ama bu gerçekleri söylemeden de olmaz yani.